Kur'an'a aykırı bir şeyi bana dayatırsanız hayat olsa teperim. Hayat olsa kabul etmem. Ya da haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana zalime karşı. Zalim babam da olsa, mazlum düşmanım da olsa. Benim ne yaptığımı Allah biliyor. Ben halkım için savaşıyorum. İnsanların ne düşündükleri umurumda değil. Ben Doktor Baksiye değerli milletim, bizi seyreden değerli kardeşlerim. Buradaki üç insanın aşı veya aşı Covid ile ilgili herhangi bir menfaati bunun karşısında olmakla falan olan insanlar değiliz. Bizim derdimiz mensubu olduğumuz Müslüman Türk milletinin zarar görmemesidir. Ama şunu ben size arz etmek istiyorum. Bir öğretim üyesi olarak, 20 kitap yazmış bir hoca olarak, bu fakir milletin parasıyla yurt dışında eğitim görmüş bir hoca olarak, Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden birinde hocalık yapan biri olarak, Kanada ve Amerikan üniversitelerinde eğitim görmüş, hocalık yapmış biri olarak söyleyeyim. İnsanlık üzerine, Türk milleti üzerine, akademisyenler üzerinden, bilim insanlar üzerinden, bu zamanda ise özellikle doktorlar üzerinden alçakça bir oyun oynanıyor. Namussuzca bir oyun oynanıyor. Elbette buna çanak tutmayan, buna karşı çıkan değerli hekim arkadaşlarımı, değerli akademisyenleri bir kenara bırakıyorum. Ama bu namussuzluğu da lütfen herkes birbirine anlatsın ki bu iş geometrik olarak büyür. Baktığımızda bize dayatılan 120 milyon dozluk Almanya aşı yapmazken, ağırdan alırken BioNTech aşısıyla ilgili hemen söyleyeyim. mRNA, mRNA dedikleri bu aşı ile ilgili. Doğrudan doğru insan genetiğiyle, DNA'nın altyapısı olan RNA üzerinden çalışan bu aşıyla ki günlerce, saatlerce tabiri caizse Amerika'daki bu konunun uzmanlarıyla konuştum. Ve bugün de dünyanın en iyi mikrobiyologlarından birini arkadaşlarımla birlikte ben BBN Türk'deki arkadaşlarıma, efendim bu işe para yatıran arkadaşlarıma, Murat Bey'e, kameraman arkadaşlarıma, herkese teşekkür ediyorum. Çünkü bu iş Türk milletinin var olması, yok olması meselesi. Yani bu oyun küçük falan değil. Bu noktada baktığımızda dünyanın en önemli namuslu bilim insanlarından biri dedi ki mRNA aşıları öldürür. Hemen örnek vereyim. Fakülte yıllarından, ismini de vereceğim. Kadir Aslan diye sınıf arkadaşım var. İstanbul'da oturuyor şu anda. Avukat. Uzun yıllarda da Türkiye'nin en büyük holdinginde beraber çalıştık. Ve İngiltere'de yaşıyor kız kardeşiyle eniştesi. Londra'da yaşıyor. Ve o kadar üzgün ki Kadir arkadaşım. Çünkü İngiliz hükümeti mecbur etti. mRNA aşısı, BioNTech'in aşısını oldular. Aşıdan bir hafta sonra şu anda arkadaşımın bacısı titreme nöbetleri geçiriyor. Üşüme nöbetleri geçiriyor. Ama bundan daha trajik olanı söyleyeyim. Eniştesi aşıdan bir hafta sonra hastaneye kaldırıldı. Hastanede iki gün gitti gitti geldi ve dün hayatını kaybetti. Bu millete, Türk milletine özellikle mRNA aşısını dayatanları ki yaklaşık 7-8 ay önce mRNA aşısı aleyhinde konuşan Sağlık Bakanı'nın hangi fikirleri neler oldu da fikrini değiştirdi? Değil mi? Bunları sormak bir akademisyen olarak, bir televizyon yorumcusu olarak benim hakkım. Çünkü ben mensup olduğum Türk milletine kendimi borçlu hissediyorum. Buradan baktığımızda tabii namuslu insanlar bitmiyor. Hemen söyleyeyim. İngiltere'nin St. George Üniversitesi'nden onkoloji profesörü Angus Deaklish ile Norveçli bir ilaç şirketinin sahibi Doktor Birger Soren diyor ki Sorenson, evet. Evet, diyor ki 22 sayfalık makaleleri var. Diyor ki bu virüs laboratuvar modifikasyonudur diyor. Ben Mart 2020'de Türk televizyonlarında, hasteden merkez televizyonlarda, CNN Türk'te ve Habertürk'te bunun bir laboratuvar modifikasyonu olduğunu söylediğimde bir tanesi sağ tarafımda Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde hoca olduğunu söyleyen akademisyen, bu milletin parasını yiyen, bu milletin vergilerinden maaşını alan bu adam komple teorisi kurmakla suçladı beni.
Ankara'dan katılan bir tane Hacettepe'li amca var biliyorsunuz. Dün dediğini bugün inkar eden bir adam. Ve o aynı şeyi söyledi. Komplo teorisi. Ama şimdi ortaya çıktı ki bakın dünyanın en önemli hocalarından biri diyor ki bu bir laboratuvar modifikasyonu. Değerli dostlarım, değerli kardeşlerim, kimseyi korkutmak falan değil. Ama şunu bilin, bu 10 yıllık bir süreçtir. Bu 10 yıllık süreçte sırt sırta vereceğiz, el ele vereceğiz, bu mücadeleye devam edeceğiz. Çünkü bu mesele Türk milletinin, bu mesele insanlığın var olması, yok olması meselesi. Küresel elitler parayı, ilacı, silahı, gıdayı, suyu ele geçirmişler. Şimdi topyekün insanlığın zihniyetini, insanlığın ceddini kurutmak istiyorlar. Özellikle bir başka bilgiyi vermek istiyorum. Nisan 2021'de Optimar adlı bir şirket Türkiye'de bir araştırma yaptı. Kamuoyu araştırması yaptı. Bu kadar aşı aşkıyla yanıp tutuşan, maske aşkıyla yanıp tutuşanlara rağmen, bu kadar ağır bombardımana rağmen maske ve aşı lehine koronavirüsün bir laboratuvar modifikasyonu olmadığını söyleyenlere rağmen benim mensup olduğum aziz milletimin %48'i buna inanmıyor. Bu önemli bir sonuç. Onun için bizi takip etmeye devam edin. Biz doğru bildiklerimizi söylemeye devam edeceğiz bu kanallarda. Çünkü buradaki 3 insan, bu televizyon kanalı, buradaki kameraman arkadaşım, buradaki yönetmen arkadaşım, biz hepimiz kendimizi mensup olduğumuz Müslüman Türk milletine borçlu hissediyoruz. Çok teşekkür ederim.